Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün haftanın son işlem günü ama çok önemli veriler geldi. Adeta bir veri bombardımanına tutulduk ama her şeyden önce şunu söyleyelim. Bu ay çok para kazanacağız. Evet, piyasalarla ilgili, yatırım araçlarıyla ilgili tek tek bütün varlıkları değerlendireceğiz. Hangi varlığın getirisi ne olur, ne yapılması gerekiyor? Bütün bunları Paramedya.com.tr kurucusu kıymetli abim Remzi Özdemir'le masaya yatıracağız. Remzi abi hoş geldin. Hoş bulduk Evren, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Remzi abi. Remzi abi, varlıkları şöyle tek tek ele almadan önce bugün gelen makroekonomik verilere bir bakalım. Çünkü dolar TL üzerinde etkili olacak veriler bunlar. Birincisi şuydu, 11 aydır PMI rakamlarına baktığımızda, yani satın alma yöneticileri endeksi dediğimiz sanayideki bugünkü ve yarını durumu özetleyen rakama baktığımızda İstanbul Sanayi Odası adeta alarm veriyordu. 11 aydır PMI rakamları eşik değer olan 50'nin altına geçmişti önceden ve düşüş devam ediyordu. Sanayide siparişlerde sıkıntıyı gösteriyordu. Bugün TÜİK'e inanma, TÜİK sizde kalma diyoruz şakadan ama TÜİK verileri de sanayi üretimiyle ilgili sıkıntılı bir durum ortaya koydu. Nedir bu durum dediğimiz zaman? Şimdi bunu tabii ki zikretmemiz lazım. Çünkü sanayi üretimi daraldıkça bizi izleyenlerin iş bulma umudu azalacak. Yıllıkta 0.4 bir azalış. Artık yani yıllık grafiği o kadar ilginç ki böyle 60'lardan falan çakılmaya başladı. 0.4'e kadar düştü, sıfırlandı yani. Aylıkta da beklentilerimizin Remzi abi çok ama çok ötesinde bir geri çekilme, %1.6'lık bir düşüş karşımıza çıktı. Bu senin için bir sürpriz mi? Bir cümle sanayi üretimini alayım. Evren, pandemi sürecinden bu yana ki en sert düşüş. Yani pandemiyle beraber bütün dünyada bir büyüme olurken bizde tam tersi, pandemiden bu yana ki en ters harekete geldik. Yani bu da üretimin ciddi anlamda alarm verdiğini gösteriyor. Aylardır boşuna üretim, üretim, üretim diye bağırmıyoruz ve nitekim işte bugün gelen rakam bizi doğruladı. Ve ama tehlikeli. Bu arada tabii dolar TL'ye baktığımızda dünyada gelişmekte olan ülke paraları dolara karşı daha iyi bir duruş sergilerken ne yazık ki lirada bunu göremiyoruz. Bunu zaten göremeyeceğimizi de önceki videolarda söyledik. Yani Amerika'dan kaynaklı bir takım gelişmeler var. Birazdan buna değineceğiz ama dönüp dolar TL'ye baktığımızda 18.56. Yani çok tatmin edici bir şekilde bir geri çekilme yok. Neden böyle dediğimizde hep şunu biliyoruz zaten. Türkiye'de mal ticaretinde bir eksi var. Rezervlerimiz eksi ve bununla ilintili olarak cari açık rakamları bugün açıklandı. Cari açığımız Eylül'de beklentiyi aştı. Cari denge Eylül'de 2.97 milyar dolarlık bir açık verdi Remzi abi. Ve burada beklenti 2.4-2.5 falandı. Yani şimdi beklenti rakamlarını da söylüyoruz. Çünkü beklentinin üstünde çıktığı zaman bunun önümüzdeki dönemde düzelme ya da kura baskısı konusunda ciddi soru işaretleri oluşuyor. Ve 12 aylık açıkta 39.2 milyar dolar oldu. Ama burada önemli bir detay var. Ben sabah tweet de attım onu. O detay da şu. Turizm gelirleriyle bir makyaj yapıldı. Yani oradan cari açığın kapatılmasına yönelik bir rakam kaydırıldı. Eğer o rakam kaydırılmasaydı cari açığımız Remzi abi 43,5-44 milyar dolar civarında bugün karşımıza gelecekti. Cari açık ve kur ilişkisini nasıl değerlendiriyorsun? Evren, bu kur ilişkisi çok enteresan bir durum. Öncelikle şu turizmde yaptıkları küçük düzeltme tamamen net noksanın dünyaya farklı bir izahı için yapılmış bir makyaj. Dünya bunu yer mi yemez Evren. Yani senin net noksanın kaynağı belli olmayan para girişinin sen kalkıp da geriye dönük işte turizmde biz bunu hesaplamadık, bunu yaptık deyip de makyajlayamazsın kardeşim. Bu yeterince izah değildir. Bunun izahını kimse kabul etmez. Yani en azından iktisat ilmi kabul etmez Evren. Şimdi cari denge çok gerçekten önemli. Neden önemli? Bunun da üzerine ısrarla düşüyoruz. Çünkü Türkiye'nin döviz ihtiyacı
Merkez Bankası kasası bomboş olan bir ülke için çok önemlidir. Evet, bu da gitgide daha önümüzdeki dönemde özellikle hep Avrupa'yı söylüyoruz Evren. Belki insanlar sıkılıyor ama Avrupa'daki resesyon çok önemli. Gerçi bugünkü son gelişmeden dolayı biraz işin rengi değişebilir ama şu anda olayın farklı bir boyutu var. Ama görüntü kötü Evren. Ben hemen buradan bir parite konusuna girmek istiyorum. Dolardan şeyden dövizden önce. Bugün parite 1'in üzerine çıktı. Dolar, TL kuru, euro kuru 19 liranın üzerine çıktı. Bence günün en olumlu haberi bu Evren. Neden olumlu? Ha, diyeceksiniz ki Türk lirası değer kaybediyor. Sen olumlu diyorsun. Hayır, ihracatçımız açısından gerçekten bana göre Türkiye'yi ilgilendiren tek olumlu haber Evren. Amerika konusuna gelince Amerika'daki... Ona girmeyelim. Ona yatırım araçlarıyla gireceğiz ya abi. Hayır, ben farklı bir değinmek istiyorum Evren. Tamam, Amerika'daki bu gelişmeler, son gelişmeler Türkiye'nin halen daha ihracatını olumlu etkileyebilecek bir gelişme değil. Bu da şunu gösteriyor ki biz 2023'te cari açığımız, cari dengemiz halen bozuk olacak Evren. En azından önümüzdeki bu Fed'in toplantısıyla birlikte bunu görene kadar. Çünkü bunu da niye bağlıyoruz? Avrupa'ya bağlıyoruz Evren. Çünkü Amerika'daki gelişme direkt Avrupa'yı ilgilendiriyor. Biz zaten kapalıyız, offline dönüyoruz. Evet. Abi şimdi istersen yatırım araçlarına, varlıklara bir tek tek göz atalım. Çünkü bu ay güzel para kazandıracak. İddialı bir cümle, iddialı bir başlık kurduk. Tabii buna geçmeden önce jaluziyi de açık unuttum. Karşıdan da güneş geliyor. Bir geliyor bir gidiyor. Umarım ışık iyi çıkar orada. Neyse, ama önemli olan bizim dediklerimizi, sözlerimizi duyuyorsa abonelerimiz, sıkıntı yok. Şimdi neden bu ay çok iyi para kazanacağız? Allah'ın izniyle tabii ki. Allah'ın izniyle neden çok iyi para kazanacağız dediğimizde işin temelinde dün videoda Remzi abi seninle anlattığımız bir gelişme var. Amerikan enflasyon verisi. Şimdi dün demiştik ki eğer Amerikan enflasyonu beklentilerin altında gelirse bu piyasaların önünü açacak. Buna dayanarak diyoruz işte güzel bir para kazanacağız Allah'ın izniyle. Dönüp ben rakamlara baktığımda abi tüketici fiyat endeksi 8 beklenirken 7.7. Çekirdek enflasyon 6.5 beklenirken 6.3 geldi. Yani özellikle çekirdek enflasyondaki gerilemeyi ben çok merak ediyordum. Çünkü önümüzdeki dönemde gerçekten Amerika'da enflasyonun düşüş bir patikasına girip girmeyeceğinin işaretiydi. Buradan iki tane sonuç çıktı. Birincisi şu, Amerikalıları ilgilendiriyor, bizi değil. Demek ki bir merkez bankasını serbest bırakırsan, orada liyakat çalışırsa, iktisadi gerçeklere uygun siyasi bekasını değil bir başkan. Başkan Biden bak onu yaptı. Çok büyük risk aldı. Cumhuriyetçilerle kapıştı. Temsilciler meclisinde yarı yarıya, senatoda kafa kafaya. Çok büyük risk aldı ama Biden kendi geleceğini düşünmedi. Neyi düşündü Remzi abi? Amerikan halkının çıkarlarını düşünerek Fed'e açık çek yazdı. Dedi ki enflasyonu düşür kardeşim. Benim senatodan ve temsilciler meclisinden süpürülme tehlikeme rağmen. Bak bu bir, bu çok önemli. Bunu gösteren basiret çok önemli bir basiret. İkincisi bizi ilgilendiren tarafı, yani para kazanacağız dediğimiz kısmı şu. Aralık ayındaki Fed toplantısına kadar kuzeyimizdeki savaş ve Allah korusun Covid ile ilgili negatif bir gelişme olmaz ise özellikle borsaların önü açık olacak. Ve şimdi buna bağlı olarak tek tek varlıkları bir masaya koyalım. Altınla başlayalım mı abi? Ne diyorsun altına? Altın tabii büyük bir ivme kazandı dün. Faizlerin daha fazla artmayacağından dolayı görüşün ne? Evren, altında tamamen dünya, ben Türkiye'yi konuşmuyorum. Çünkü Türkiye'yi konuşmak bence sağlıklı olmaz. Dolar endekste olduğu için onuz. Ama dünyada tamamen şu anda bir asansör operasyonu. Hani borsacılar der ya, aşağıdan bin, yukarıda in, yukarıda in, aşağıdan tekrar bin. Asansör operasyonu yapılıyor kardeşim. Altında uluslararası spekülatörlere. Garip olan ne biliyor musun? Bu iş artık
ülkelerin merkez bankaları da yapıyor Evren. Belirli bir aşamaya geldiği zaman, 1800 dolar aşamasına geldiği zaman dünyada bazı merkez bankaları ve bazı büyük oyuncular, ki bunların içinde yatırım bankaları çok etkili, bunlar burada satış yapıyorlar. Neden satış yapıyorlar Evren? Çünkü Amerika'yı çok iyi okuyorlar. Bizim gibi duygusal bakmıyorlar. Biz de Amerika'yı bana göre en iyi okuyanlardan biriyiz. Özellikle sen Amerika konusundaki öngörülerin %100 isabetli bir çıkıyor. Amerika'yı okuduğun zaman ne görüyorsun Evren? Evet, Fed faizleri arttıracak. Yani dünkü beklentinin altından gelmesi demek. Fed'in hadi yarın ben vazgeçtim ya da yumuşatacağım, ultra şahine daha güvercine döndüreceğim diye bir beklentiye kimse girmesin. Girmeyeceği için ve Amerika'nın bu enflasyonla mücadelesi çok daha uzun süreceği için, bu enflasyon kronik bir enflasyon, öyle Evren 3 günde 5 günde 3 ayda düşecek bir enflasyon değil. Çünkü yine senin bir çok güzel bir tespitin var. Dolaşımda devasa bir para var Evren. Yani bu iş sadece faizleri yükseltmekle olmaz. Aynı zamanda o piyasadaki o paranın çekilmediği zaman, emisyon düşürülmemesi halinde bu enflasyon kalıcı olamaz. Bir sonraki ayda beklentinin üstünde gelir. Hayda, bu defa tam olumsuzluk olur Evren. Bu nedenle ben altının özellikle 1800 doların üzerinde yeniden yatırım bankaları tarafından satışa geçireceğini, çünkü bunlar Amerika'nın elini net bir şekilde görüyor Evren. Bu konuda altında ben açıkçası 1800 doların üstünü beklemiyorum. Bu benim tabii kişisel görüşüm. Abi çok doğru diyorsun. Ben de 1800 dolara ons'ta yaklaştıkça yatırımcıların daha dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Eğer 1800'ü geçen bir irade görürsek tabii ki 1850 dolara kadar öne açılır. Burada benim yatırımcılara bir de şu tavsiyem var. Lütfen konuştuğumuz bütün varlıklarda trendlerle değerlendirin. Trend bir çizgi. Yani acayip kolay çizilmesi gereken bir çizgi, çok gerekli bir çizgi. Burada evet yükseliş devam ettiği sürece bir sıkıntı yok. Ama yükselişin, yani trendinin kırıldığı noktaları iyi değerlendirmeniz lazım. Ha, bu trend çizgisi nasıl çizilir derseniz, Avrasya Yatırım'ın bir katıl butonu var, Anadolu Aslanları. Orada eğitim videolarımızda ben çok detaylı bir şekilde anlattım. Bütün piyasa oyuncularının, yatırımcıların ister altın, ister kripto, ister dolar, ister hisse senedinde Remzi abi trendleri takip etmesi lazım. Trend çizgilerini çizmesi lazım. Altında 1800 bir şekilde önemli bir seviye, ama kırıldığı yer neresi olur dediğimiz zaman işte bunu piyasa gösterecek. Trendle takibi kesinlikle öneriyorum. Gelelim abi konuta. Konutla ilgili de bizim seninle daha önce çektiğimiz videolardaki görüşlerimizi destekleyen bir rakam geldi. Biz seninle konutta artık eski yükselişlerin yerini daha bir durgunluğa bırakacağını, büyük bir köpüğün oluştuğunu ve piyasada bir durgunlukla geri çekilmelerin de proje bazlı olarak karşımıza gelebileceğinden bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bunu teyit eden, yani artış hızının eskisi gibi olmayacağını gösteren bir veri geldi. İnşaat Maliyet Endeksi açıklandı Eylül 2022'de. Abi İnşaat Maliyet Endeksi 9. ayda %119 arttı. Ağustos'ta ne kadar artmıştı? 116. Yani 116'dan 119'a 2-3 puanlık bir maliyet artışı var. Oysa dönüp 2021'in 9. ayına baktığımda bu 39'du Remzi abi. Yani 39'dan 119'a gelmiş. Dönüp 2020'nin 9. ayına baktığımda 16'ydı. Yani 2 yıl önce 16, 1 yıl önce 39, şimdi 119. Evet 119 gerçekten ürpertici bir rakam, ama şunun altını çiziyoruz bu 119 rakamında. Artık geçmiş yıllardaki gibi böyle birebir %50, %60, %40 artış yok arkadaşlar. O yüzden konut da çok dikkatli olun. Oturduğunuz konutu alıyorsanız ona karışamayız. Ama yatırım amaçlı konut alanları iki kere düşünmeye itiyoruz. Neden? Artış oranları düşüyor. Konutu bir de bir iki cümle alayım abi senden. Evren, iki kere düşünmesinler. Bence 10 kere düşünmeleri lazım. Çünkü gerçekten artık hani bir şey olur ya, belirli bir noktada durma noktası arabanın benzini, artık benzin bitti yani, bu saatten sonra konuttan bir şey çıkmaz. Bu arada yine şunu söylemeye çalışıyorum,
Dün seninle de bir konuştuk, bir yatırım uzmanının kendi evini dahi satıp borsaya yönelebileceğini. Bak Evren, artık Bitcoin'ciler umudunu kesti. Bitcoin'den çıkmaya başladılar ki onu da borsaya aktaralım bence. Ama şunu özetle söyleyelim. Konutta görüşüm sabit, yön aşağı, özellikle ikinci ellerde. Ben o köpüğün tamamen gideceğine inanıyorum 2023'te Evren. Çok doğru. O zaman gelelim, bu ay çok para kazanacağız diyoruz. Nasıl kazanacağız? Nasıl kazanacağız? Ana soruya gelelim. Ana sorunun cevabı şu. Şimdi Amerikan enflasyonunun düşük gelmesi her ne kadar Fed'in enflasyonla mücadelesinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Ama faizin tutup da 75 yerine 100 bas puan da artmayacağını ve bundan sonra enflasyonun aşağı düşeceğini işaret ettiği için bu iş dönüp altına yaradı. Altında da ihtiyatlı olmak lazım diyoruz. 1800'e yaklaştıkça trendleri takip etmek lazım. Ama en çok ekmek yiyecek piyasa, borsalar ve hisse senetleri olacak. Neden? Bir, az önce anlattığımız Fed etkisi. Fed'in faizlerdeki daha agresif duruşunu daha yumuşağa çevirecek olması. Amerika'da enflasyonun düşmesi dış piyasaları destekliyor ki dün Nasdaq, Dow, New York borsası adeta çıldırdı. İkinci gerekçede bizim kendi dinamiklerimize baktığımızda hükümetin kuru baskılamasından dolayı burada dolardan bir getiri ne yazık ki karşımıza çıkmıyor. İkinci nokta, kur korumalı mevduata geçen vatandaşlarımızla artan enflasyonu hesap ettiklerinde kur farkı da almadıkları için çok büyük zararın içindeler ve Sayın Bakan kendisi söyledi, %70 oran var. Peki geri kalan %30 nereye gidecek? Toplam büyüklük 1.4 trilyon. O yüzden Aralık'taki Fed toplantısına kadar bugün ayın 11'i 20 günlük süreçte borsalarda karşımıza kar satışları gelebilir, bir gün iki gün düşer ama özellikle iyi gelen bilanço bazında o bilançoları seçerek bence borsada bu yıl seçimlere kadar para kazanmak mümkün. Ama bakın altını bir kez daha çiziyorum, bilançoları seçerek. Bilançoların gönderimi tamamlandı kapa. Biz burada Avrasya Yatırım'da, Anadolu Aslanları'nda bütün bilançoları analiz ettik ve önümüzdeki günlerde ben karlı bütün bilançoları, potansiyeli olan, güzel hedefleri olan bütün şirketleri açıklayacağım ve buradan yararlanılarak tabii ki insanlar bunu yatırım danışmanlarına teyit ettirerek bu işlemi yapabilirler diyoruz. Bir yatırım tavsiyesi değil bu. Buradan çok iyi ekmek kazanılır diye düşünüyorum. Sen borsayı nasıl değerlendiriyorsun Remzi abi? Katılıyor musun bana? Tabii ki katılıyorum. Önce şunu söyleyeyim. Enflasyonla mücadelenin nasıl olacağını Fed dünyaya gösterdi. Türkiye evet. gibi kalkıp da işte faizin enflasyona sebep olduğu, bilmem ne olduğu, aklın, mantığın almayacak tez bile diyemesin ona Evren. İddiaların çöpe gitmesine neden oldu. Çünkü eğer sen enflasyonla mücadele edeceksen faizi arttırmak zorundasın. Bu faiz silahını çekmek zorundasın. Bir kereki Fed Türkiye'ye ders verdi. Başka dünyada öyle bir sorunu olan bir ülke yok. Bize var. Burada gördük Evren. Şimdi Türkiye'de enflasyon evet baz etkisiyle falan bilmem ne düşecek ama Amerika bu yolda ilerleyecek. Bu yolda ilerlemesi demek Evren Amerika'nın özellikle dolar endeksinde gevşemesine neden olacak. Gevşemenin de etkisi Türkiye gibi piyasaların, gelişmekte olan piyasalara bir fon girişi olacak Evren. Borsaya niye şey yapıyorum? Birinci fon girişi oradan olacak. Belki kısa vadede olmayacak ama ciddi anlamda ileriki dönemde olacak. Çünkü seçim beklentisi daha borsada satın alınmadı. Dikkatimi çekerim. Bir. İkincisi Bitcoin'ciler borsaya yavaş yavaş giriyorlar Evren. Ciddi anlamda kol bacak kesip Bitcoin'den artık bu saatten sonra Türkiye'de Bitcoin alacak adam bulamazsın Evren. İkinci konut Evren. İnsanlar artık konutlarını satıp bu fiyata bile alıcı bulup borsaya yönelmeye başlıyorlar. Çünkü en yakınımdaki bir arkadaşım dahi geçenlerde evini 3 milyona satmış. Türk Hava Yolları hissesi almış Evren. Ve şu anda aldığı hisse 3,5 milyon. Yani bu evi geri dönüp almaya kalksa belki 6 ay sonra 2,5'a alacak Evren. Bu kadar ciddi. Ve bu örnekler artıyor Evren. Bu örnekler arttıkça insanlar etki altında kalacak. Paranın konuda değil de borsaya yönelmesi yine oradan büyük bir
etki yapacak. Bir başka bir etki daha olacak ki evren, o da çok önemli. Halka arzlar. Bakın bugün evet. Mesela bir tane halka arz var. Alfa Solar ve enerji hisseleri. Bir de artık SPK'nın yapısı değişti. O eski SPK değil evren. Son düzenleme çok doğru. Liyakat sahibi kurul üyelerinin oluşmasına neden oldu. Bak bu çok önemli evren. Bu nedenle yeni halka açılacak şirketler ince elenip sık dokuluyor. Yani kalkıp işte bu Mahmut abinin akrabası, bu işte meclisten hamili kart yakınındır getirdi değil evren. Orada ciddi anlamda bir analiz yapılarak onay veriliyor. Ve bu ay içerisinde yaklaşık 6 ya da 7 tane şirket halka arz olacak evren. Bu çok tarihi bir fırsat. Çok iyi analiz yaparak, ki burada da Anadolu Aslanları'nın koçu sana çok iş düşüyor evren. Hep finansal okuryazarlığı öğretiyorsun ama bu halka arz edilecek şirketlerle ilgili de biraz küçük değerlendirmeler yaparsan ben de bir Anadolu Aslanı olarak mutlu olurum evren. Bu aha. Konuda talebimiz var ama borsa önümüzdeki bu ay ve Aralık ayı bana göre yatırım araçlarının yıldızı olacak ve benim en büyük favorim de halka arzlar evren. Abi çok mantıklı konuşuyorsun. Ben halka arz faslını unutmuştum. Daha çok böyle karlı gelen bilançolara yüklenelim diyorum. Doğru. Burada abi ben bir de bir şey daha söyleyeceğim yatırımcılara. Yani bizim işte bu Avrasya Yatırım YouTube kanalında bir katıl butonu var üstte. Ona tıkladığınız zaman Anadolu Aslanları'na üye oluyorsunuz ama burada lütfen burayı böyle ganyan bayi gibi görmeyin. Burada sizin uzun soluklu olarak para kazanmanız adına bir de yatırımcı okulu videolarımız var. İşte az önce söyledim trend çizgileri. İşte altında gerekli, kriptoda gerekli, dolarda, borsada gerekli. Aynı zamanda bir de yatırımcı okuluyla biz sizlere bu eğitimi de veriyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi arkadaşlar bakın çok ezildik enflasyon karşısında. İnanın gelirler düştü, enflasyon karşısında ezildik. Yani hem cüzdana giren para azaldı. Hem de harcama yaptığımız kalemler yukarı gitti. Bunu telafi etmemiz lazım. Ve bunu telafi etmek için de dediğim gibi en önemli araç borsa. Ama borsada da bilançoyu çok iyi seçmek lazım. O bilançoyu çok iyi seçeceğiz ve önünüze getireceğiz arkadaşlar. Artı eğitimle ölene kadar bir altın bilezik takacaksınız. Anadolu Aslanları'na bu yüzden hepinizi davet ediyorum arkadaşlar. Evren, bir talebim olacak bu Anadolu Aslanları'nın olarak. Halka arzda kriterler nedir Evren? Bunu anlat Evren. Yani biz evet. Halka arzda gireceğimiz zaman neye bakmamız lazım? Çünkü senin eski bir borsacı kimliğin var ki bayağı uzun süre bu konuda tecrübeli bir insansın. Bu konuda bizi özellikle bu Kasım ayı içerisinde eğitirsen çok mutlu olabiliriz. Bir de yatırımcılara bir tavsiyem olacak Evren. Hep diyoruz ya Anadolu Aslanları farklıdır. Telegram gibi bazı yatırım tavsiyesi veren gruplar var. Onlara itibar etmesinler Evren. Bir de bir şey daha soracağım. Senin Telegram'da hesabının olmadığını biliyorum ama senin adına açılmış bir iki tane hesap var. O konuda ne diyeceksin? Bizi bir uyar. Buradan da çok iyi hatırlattın Remzi abi, sağ olasın. Bizim özellikle yorumlarda yorumların altına yazan bir Rus dolandırıcı ekip var. Bizim boğa logosunu taklit ederek benim adıma güya açtıklarını söyledikleri aynen logoyu çalmışlar. Telegram, WhatsApp ve Instagram hesapları var ya da direkt cep telefonu veriyor artı bir Amerika kökenli falan. Arkadaşlar buna sakın itibar etmeyin, ne para ne bilgi gönderin. Bizim sadece sizinle diyalog halinde olduğumuz, öneriler yaptığımız yer Anadolu Aslanları, o da YouTube'un resmi sitesinde katıl butonu var, onunla oluyor. Bu ikazı da hatırlattığın için teşekkür ediyorum Remzi abi. Var mı toparlayacağın son sözleri? Yeterli. Peki, ben de çok teşekkür ediyorum. O zaman Anadolu Aslanları'nda görüşmek üzere diyorum. Herkese hoşça kalın şimdilik.